Evim dergisiyle yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilmiş ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Maltepe'deyiz. Emel Çakın'ın evine konuk olacağız. Yaklaşık 220 metrekarelik bir ev turu yapıyoruz bugün. 3 oda, 1 salon bir ev burası. Ama hacim olarak biraz büyük. Ev turuna başlamadan önce kısacık hemen ev sahibimize dönüyoruz ve kendisini birazcık tanımak istiyoruz. Emel Hanım merhabalar. Merhaba İlke Hanım, hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Öncelikle Evim Dergisi adına teşekkür ediyorum. İyi ki bizi ağırladınız. Ne demek, ne demek. Seve seve. Turumuza başlayacağız. Çok da büyük bir evimiz var bugün. Evet. Üstelik de dış mekanlarımız da var. Evet. Balkon ve teras turu da yapacağız. Ama öncesinde kısacık da olsa sizi biraz tanımak istiyoruz. Tabii ki. Biz aslında 3 kişilik çekirdek bir aileyiz. 10 yaşında bir oğlum var. Aslında çekirdek aile diyoruz ama bakmayın çekirdek aile dediğimize. 4 kardeşim ben, eşim de 4 kardeş, eşleri, yeğenler derken hep birlikte kocaman bir aileyiz aslında. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan önce yaklaşık 14 sene yurt dışındaydım. Liseye kadar yurt dışında okudum. Daha sonra İstanbul'a geldim. Moda, tekstil ve tasarım bölümü mezunuyum. Uzun yıllar mesleğimi yaptım fakat oğlum doğduktan sonra mesleğime ara verdim. Ve onu büyütmeye başladım. Büyütürken de çok daha farklı bir yola girdim. Hayat bana beni o yöne doğru sürükledi açıkçası. Hem dekorasyon hem sofra tasarımı yapıyorum. Çeşitli markalarla, firmalarla işbirliği yapıyorum. Ve bu yönde ilerliyoruz. İyi ki yönlendirmişsiniz çünkü gerçekten çok zevklisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Salonda çok büyük bir hacim var aslında. Yaklaşık evet. 70 metrekare, 69 metrekare dediniz. Evet. Dolayısıyla çok büyük bir yemek alanı, aynı zamanda bir oturma evet. alanı var. Buradaki stil tercihleriniz birazcık sizden dinlemek Tabii isteriz. Tabii ki. Biz evimizi yaklaşık 12 sene önce aldık. Aldığımızda tamamen harap durumdaydı. Salondaki parkenin dışında evde eskiye ait herhangi hiçbir şey kalmadı. Duvarları kağıt kapladık. Yer döşemesi doğal ahşap olduğu için onu bıraktık. Çok güzel bir bakım yaptık, elden geçirdik ve cilaladık. Antik cila kullandık. Bunun dışında mobilyalar aslında tamamen benim zevkime göre yaptım. Hani baktığınızda çok net bir stil yok. Daha çok konforu ön planda tuttum. Oğlum olduğu için tabii ki kullanışlı olması benim için çok önemliydi. Yaşayan mobilyalar tercih ettim. Ağaç mobilyalar kullandım. Hani özetlersek aslında castle'la biraz country karışımı aksesuarlarla birlikte bütünleyip bir tarz oluşturmaya çalıştım. Evet. Umarım beğenirsiniz. Şimdi evin bu alanında rustik stili, country stili görüyoruz. Mesela yemek alanında aslında böyle rustik bir yemek masası tercih etmişsiniz. Evet. Yine onu böyle son derece iyi kombinleyen kapitoneli sandalyeler kullanmışsınız. Evet. Buradaki renk tercihleriniz daha böyle gri ve beyaz skalasında gidip geliyor. Evet. Üst katlarda biraz daha farklılaşacak durum. Evet, burası biraz dubleks daha bir renkli. Daire. Evet. Dolayısıyla aslında birbirini son derece iyi tamamlayan stilleri de yan yana gördüğümüzü söyleyebiliriz salonda. Evet, yani renklerde salonda çok fazla renk kullanmadım açıkçası. Daha çok aksesuarlarla ve yastıklarla renklendirmeyi tercih ettim. Daha akışkan, daha doğal, daha natürel renkler. Daha dingin renkler aslında. Çünkü biz hani salonunda yaşayan bir aileyiz. Dediğim gibi aslında 3 kişilik çekirdek bir aile gibi gözüksek de bir araya geldiğimizde işte 69 metrekare bu salon dahi hani yetmiyor, öyle söyleyeyim. Beni tanıyanlar veya takipçilerim de bilirler. Bizim sofralarımız çok meşhurdur. Çok öyle 3 kişi, 4 kişi başlayıp 10 kişi, 12, 13 kişi, 15 kişi hatta günün sonunda bitirdiğimiz sofralarımız oluyor. Dolayısıyla da hani daha rahat edebileceğimiz renkleri tercih ettim ben. Siz aynı zamanda bir geri dönüşüm ve ileri dönüşüm ustasısınız diyebiliriz. Yok, estağfurullah. Bence. O kadar usta değilim ama ufak tefek diyelim. Bence çok da mütevazı davranmayayım. Çünkü evde hemen hemen her noktada aslında sizin parmak izlerinizi görüyoruz. Ay, teşekkür ederim. TV ünitesinde var, dresuarda var evet. örneğin. Çoğunun evet. mesela makyajlanmış evet. ve bir takım geri değişiklikler evet, evet. den geçmiş.
zamanlar? Evet, o zamanlar farklı renkler modaydı belki. O yüzden de hani onları tercih etmiştim. Hı hı. Fakat zaman içerisinde biliyorsunuz tarzlar, renkler şekil değiştirebiliyor. Ben de hani atmak ve yenisini almak yerine aslında değerlendirebileceğim ürünlerimi kendim geri dönüşüm yapabiliyorum. Veyahut da destek alabiliyorum arkadaşımdan. Onlarla birlikte yapabiliyorum büyük parçalarda. Yani önemli olan geri kazanmak tabii ki. Atmak çok kolay tabii ki. Şimdi bu salon aslında 69 metrekare ama kendine ait bir balkonu da var. Evet. Balkonda da son derece çarpıcı bir stiliniz var. Birazcık oradaki detayları da aslında sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki, tabii ki. Balkonum küçük ama çok tatlı böyle minik dokunuşlarla aslında daha potikareli perdelerle, renkli çiçeklerle, küçük küçük minik aksesuarlarla daha şirin bir ortam yaratmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Küçük metrekarelerde bence böyle küçük stil dokunuşları çok bambaşka bir sonuç elde etmemizi sağlayabiliyor. Evet, evet. Sizde de balkon aslında tam bir şehir balkonu. Tabii yukarıda çok daha geniş hacimli bir teras göreceğiz ama buradaki balkonunuz ufak. Yani aslında tam anlamıyla bir şehir balkonu diyebiliriz. Evet. Çünkü şehir evlerinde artık bu tarz ufak balkonlar görüyoruz. Aynen öyle. Burada daha böyle siyah beyaz geçişler, botanik temalarla siz çok böyle kendi dokunuşlarınızı ekleyerek bambaşka bir görünüme kavuşmasını sağlamışsınız. Evet. Aslında hani günlük yaşamımıza hitap edecek bir alan oldu. Bazen oğlumla beraber ufak işte böyle bir çay saati yapıyoruz. Veyahut da oğlum uyuduktan sonra işte eşimle birlikte akşam küçük bir keyif yapıyoruz orada. Yani bizi mutlu eden bir alan oldu aslında, dediğiniz doğru. Çok güzel. Şimdi salondan yavaş yavaş çıkacağız. Önce bir mutfağa uğrayacağız. Tabii ki. Sonrasında da bu katta birkaç daha böyle çok güzel detay köşeler var. Onları da anlatmadan geçmek istemiyoruz. Yukarı doğru çıkıyor olacağız. Buyur, gezelim beraber. Şimdi burada modern bir mutfak atmosferi var. Ama evet, siz tabii her zamanki gibi kendi böyle country dokunuşlarınızla biraz detaylarla burayı şenlendirmeye çalışmışsınız. U bir mutfak düzeni var neredeyse. Belki hani yarım bir U diyebiliriz. Bir de güzel bir bistro alanınız var. Bu anlamda bence son derece hem fonksiyonel hem de şık ve davetkar bir mutfaktan bahsedebiliriz. Teşekkür ederim. Mutfakta da yine aslında kullanışlı olmasına özen gösterdim. Açık renk kullandık. Beyaz ve meşe rengi. Yerler gri, kontrast sağlasın diye. Yine tezgah üzerinde de tabii ki hani aksesuar, evet doğru, ama o aksesuarlar da aslında kendi içerisinde hep sürekli kullandığım aksesuarlar. Hani öyle süs olsun diye değil. Muhakkak gün içerisinde sürekli elimin altında olan aksesuarları tercih ettim. Burasını da tamamen yeniledik. İşte belli bir marka mimarına yaptırmıştık. 12 sene önce yine tabii ki. Ama şimdiki aklım olsa tavana kadar yaptırırdım dolapları diye düşünüyorum. Neden yukarıya kadar yaptırmadım diyorum. Ama tabii o zaman da öyle modaydı. Öyle yaptırdık. Hani tek pişmanlığım budur mutfakta da. Ama onun dışında çok memnunum. Seviyorum mutfağımı. Beni güzel derliyor, toparlıyor aslında. Çok güzel. Şimdi lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Evimiz çok geniş. Evet. Buradan antreye doğru gidelim. Tabii ki, buyur. Şimdi burası tam böyle üst katı alt kata bağlayan bir alan. Fuaye gibi aslında kendi içinde biraz. Ve Bleu Blanc bir köşe yapmışsınız siz. Mavi beyaz. Çinlileri seviyorsunuz diye düşünüyoruz. Çok kendi seviyorum. İçinde çok şık, çok güzel bir köşe olmuş burası. Evet İlke Hanım. Bleu Blanc'ları gerçekten seven çok sever biliyorsunuz. Bu tutku gibi bir şey aslında. Hani vazgeçmek mümkün değil. Hani sadece küplerde değil, yemek takımlarımda olsun, işte kahve fincanlarımda da olsun pek çok takımım var. Çok severim ve yıllarca da hani modası geçmeyecek bir stildir. Onu çerçevelerle, aynalı çerçevelerle hatta bütünleştirmeyi tercih ettim. Yanına da küçük bir tane yine havasına uygun bir abajurla bütünleştirdim. Burada Sputnik dediğimiz bir avize var. Evet. Stil olarak Sputnik diye geçiyor. Evet. O da metal olduğu için bir de abajur kullanmışsınız. Bu ayna çerçevelerle inanılmaz güzel bir yansıması var. Ben çünkü az önce bir test ettim. Işığı açınca bu mavi beyazlar inanılmaz güzel bir yansıma yaratıyor. Evet. Aslında hani lambaya aydınlatmaya baktığınız zaman çok modern hani
tezat gibi gelebilir. Ama yine salonda olduğu gibi hani burada da işte o iki tezatlığı birleştirip içerisinde bir harmanlama çalıştım. Ve aynı zamanda sizin dediğiniz gibi üst kata doğru da ufak ufak bir geçiş sağlamış olduk burada. Evet. Şimdi bu katta bir konuk banyomuz var. Evet. Konuk banyosunda da bazı dikkat çeken detaylar var. Onları dinleyeceğiz sizden. Şimdi duvarlardaki seramikler neredeyse bir panel görüntüsü yaratacak gibi seçilmiş. Aşağıda dokulu bir seramik var, yarım uygulanmış. Üstte bambaşka dümdüz bir seçim yapmışsınız. Evet. Ve tabii naturalist malzemeler de tercih ettiğiniz için tam anlamıyla böyle birazcık uzak doğduğu, naturalist vurguların yüksek olduğu bir banyo burası. Evet, çok güzel, doğru söylüyorsunuz. Aslında özetlediğiniz işi, bana bir şey kalmadı söyleyecek. Şimdi salonda ve antrede duvar kağıdı kullandım. Kağıttan da hani konuk banyosuna geçiş yumuşak olsun diye çıtalı bir seramik, özel bir seramik tercih ettik. Yine özel bir markanın seramiği. Aksesuarlarda da ahşap kullandım. Çünkü seramik gri, duvarlar beyaz. Ahşap çok güzel bir yumuşaklık katıyor aslında bulunduğu mekanı. Ufak bir iki yeşillikle de dokunuş sağladım. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkacağız. Evet. Ama çıkmadan önce de yine küçük bir şey eklemek istiyorum. Burada çok güzel bir niş var. Niş biz aldığımızda vardı aslında. Çok hoş, güzel bir detay. Hiçbir şekilde kapatmayı düşünmedik. Hatta orayı farklı bir uygulama yaptık. Aydınlatma ışık yandığı zaman böyle içerisinde kendi bir parlaklığı olan özel bir İtalyan seramiği deniyor ona, böyle kum gibi aslında. Evet. Onunla sıvadık, yani tabir o, çünkü boyama değil, hani özel bir ustası geldi yaptı onu. Yine aydınlatmalarla da onu vurgulamaya çalıştık yandığı zaman, çok hoş bir parlaklık veriyor. Ve yine turkuazlı ben çok severim. İşte blue blanche'lar, turkuaz, demin bahsettiğimiz gibi yavaş yavaş geçişler. Aksesuarla da bütünledik. Güzel. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi aslında burası çatı katı gibi düşünebiliriz. Evet. Tavanın formundan da anlıyoruz bunu kolaylıkla. Ama tavanlarda komple beyaz tercih ettiğiniz için ve ağırlıklı olarak geniş yüzeylerde de beyaz kullandığınız için çok havadar bir atmosfer var. Hatta şöyle ki yerde biz halı flex görüyoruz. Boydan boya böyle çok yüksek tuşesi olan bir halı tercih etmişsiniz. Evet. Bu anlamda aydınlık bir atmosfer var. Ki mesela giysi dolabınız çok 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 büyük. Boydan boya odayı dolaşıyor. Ama buna rağmen alanı hiçbir şekilde domine etmemiş. Evet İlke Hanım. Küçük yatak odalarında aslında çok rahat edemiyorum ben. Yani hani böyle yatak odanın biraz büyük olması lazım. Yoksa hani böyle üstüme geliyor derler ya, o şekilde. Dolayısıyla burada da hani dediğiniz gibi beyaz tercih etme sebebim de belki o oldu. Dolaplarım boydan boya tamamen mevcut ölçülere göre yapıldı. Gömme dolap olarak. Yatak başlığım benim çok eski bir yatak başlığım aslında. Diyebilirim ki ilk evlendiğim yıllara ait. İlk başta siyah olan yerler yaldızlı renkti. Fakat malum pandemide hepimizde olduğu gibi bende de bir boyama aşkı, geri dönüşüm aşkı oluştu. Onu da siyaha boyadım ve fena da durmadı. Hani duvar kağıdı, yine tabii ki yatak odamda da duvar kağıdı var. Kaputone ile birlikte güzel bir birliktelik oldu aslında, açık renk yatak örtüsüyle birlikte. Komodin başlarım da yine keza aynı şekilde parlak renklerdeydi. Onları da siyaha boyadım dolayısıyla bütünlük sağlasın diye. Yerde de evet yine krem rengi, tabii dolapla gelen bir bütünlük aslında, halı ve duvarla akış halinde örtüyle birlikte. Halımda da antibakteriyel bir halı kullandık. Çok memnunum. Hani çoğu insan halıdan memnun olmayabilir. Ama tabii aldığınız ürün kalitesiyle ilgili bir şey bu. Evet, biraz soru işareti bırakır her zaman. Evet. Boydan boya halılar. Evet, evet. Ama işte yeni böyle işte nanoteknolojik, antibakteriyel bir takım şeylerle birlikte bu şeyimiz, ön yargımız da yavaş yavaş kırılmaya başladı. Kesinlikle. Dolayısıyla ben hakikaten çok memnunum. Çünkü yataktan indiğim zaman böyle hani yumuşak bir zemine basmak güzel bir hissiyat oluyor. O kremliği de biraz hani kırmak ve çizgileri belirlemek adına da
Perdelerimde ve yatak ucumda pufum var benim. Onları da böyle çikolata kahvesi tonunda parlak kadifelerle bütünledim. Aslında monokromik bir tema var. Yani siyah ve beyazın tonları hakim. Evet. Ama siz desen ve dokuyu seviyorsunuz. Yani duvar kağıdında da doku var. Bir tane berjeriniz var köşede mesela. Evet. Onda da yine benzer şekilde dokular var. Evet. Ama kafi miktarda doğru renklerle kombinlendiğinde hiç böyle kakofonik bir görüntü yaratmadan inanılmaz keyifli bir doku elde edilebiliyor. Şimdi sizin 10 yaşında bir oğlunuz var. Evet. Onun odasındayız. Evet. Burada aslında normalde biz oğlan odalarında görmeye alıştığımız o koyu koyu tonlar burada yok. Son derece açık, güzel bir atmosfer var. Evet. Evet İlke Hanım. Aslında burası benim oğlumun tabii ki bebekliğinden kalma bir oda. Kısmetse bu yaz tabii ki burayı değiştireceğiz. Artık 10 yaşına geldi ve büyüdü. Çok büyüdü, öyle söylüyor kendisi. Ve basketbol oynadığı için tamamen o tema üzerine bir değişiklik yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi zaten duvarlar tamamen futbolcuların posterleriyle kaplı. Açık renk tercih etmemdeki sebep de aslında bebekken açık renklerin bebekler üzerinde sağladığı o dinginlik den kaynaklı açık renk tercih ettim. Oldum olası zaten çok fazla renkli sevmiyorum ben. Yani hani kendi evimin diğer odalarında da gördüğünüz gibi. Otomatikman bu arada tabii ki yine açık renklere bir geçiş sağladık. Buradan da doğruca terasa çıkıyoruz. Çıkalım. Hadi. Şimdi burayı aslında buradan bahsetmedik. Çünkü bence terasın sürpriz yumurtası burası. Sizin terasta bir mutfağınız var. Evet. Ama burası sanki terasta bir mutfak değil de sanki Alaçatı'da bir mutfaktayız gibi hissettiriyor. Çok güzel bir Ege atmosferi var bu mutfakta. Her yeri çok iyi böyle düşünülmüş detaylarla dolu ve çok samimi. Bunların hepsini biz didik didik sizden dinlemek istiyoruz gerçekten. Evet İlke Hanım, aslında terasta tamamen sizin dediğiniz gibi bir Alaçatı havası yaratmaya çalıştık. Çünkü malum hepimiz günün koşuşturması içerisinde özellikle yaz aylarında nefes almaya ihtiyaç duyuyoruz. Burası da bizim bir kaçış yerimiz oldu. Mutfakla birlikte tabii ki teras ve açık teras da tamamen bir bütün olarak düşündüğümüzde Ege havasını bahsetmek yanlış olmaz. Mutfakta neler kullandım? Anneannelerimizin kullandığı terekleri kullandım ki çok severim. Rahmetli anneannemin de vardı. Belki ondan etkilenmiş olabilirim. Ayrı bir hava katıyor. Bunun dışında yine ahşap bir tezgah kullandık. Aslında doğru kullandığınız zaman, doğru bakım yaptığınız zaman ahşap tezgahlar bence hem ortama sıcaklık katıyor hem de kullanışlı oluyor. Ben yaklaşık 12 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Tavsiye ederim soran arkadaşlarıma da. Bunun dışında perdelerimize putikare, yine ufak aksesuarlarla, işte papatyalarla, tabak standlarıyla, yeşilliklerle olsun. Tezgah üzerinde de aksesuarlarla bütünleştirdik. Ağzınıza sağlık diyoruz. Biz bu mutfağa gerçekten bayıldık. Çok keyifli. Eminiz siz de keyifle kullanıyorsunuzdur. Şimdi aslında bence mutfak kadar sürpriz burası da. Boydan boya bu çatı katını dolaşan bir teras burası. Evet. Her türlü oturma alanı var. Yani burada bir L kanepe var. Hı hı. Kendi içinde bir oturma odası olmuş. Evet. Burada bir yemek alanı var. Kendi içinde bir yemek odası olmuş. Ve biraz daha ilerleyince de bir böyle hani iki kişilik bir bistro dinlenme alanı ya da işte okuma köşesi de diyebiliriz. Evet. Bol yeşillikli, çok keyifli. Yine ben gerçekten gözünüze sağlık demek istiyorum. Teşekkür ederim İlke Hanım. Bu alanda maksimum derecede kullanmaya çalıştık. Az önce mutfakta bahsettiğimiz gibi aslında hani yine Ege havasının devamında ama biraz da böyle bohem havası kataraktan, birazcık da yumuşataraktan devam ettirdik. L koltuğumuzda işte gece bizlerde uzun olur malum. Kalabalık ailede sofraya oturduğumuz zaman öyle hemen kalkılmıyor. Geceler uzuyor, bazen sabahlara kadar sürüyor. Dolayısıyla L koltukta dinlenme fırsatı sağladık. Açık alanda da özellikle yazın akşamları biz oğlumla böyle çiçeklerimizi alıyoruz. İşte ben kahvemi alıyorum, oğlum meşrubatını veya işte meyve suyunu alıyor. Kitaplarımızı da alıyoruz. Böyle çok güzel yıldızlara bakarak birlikte kitap okuyoruz.
Bunun dışında aksesuar olarak da yine ahşap burada da var. Kaktüslerim var. Kaktüsleri de çok severim bu arada. Hı hı. Onun dışında yeşillikler var. Bol çiçek kullandım. Yine renkli çiçeklerim var. Burada da tavan mesela çok yüksek. Siz hatta iki yanın iki tane hasır sarkıtını kullanmışsınız. Evet. Onlar çok keyifli durmuş. Evet. Ama tavanlar dikkat çekici. Galiba siz bu konuda birazcık şeysiniz. Yani muzdaripsiniz, evet. Kesinlikle İlka Hanım. Biz aldığımızda tabii ki burası doğal ahşap rengindeydi. Tabii ki alırken hani malzeme nedir diye bakmıyorsunuz. Hani daha çok hepimizde olduğu gibi işte hani kullanım alanı nasıl, iyi midir, kullanışlı mıdır diye bakıyoruz. Daha sonra tavanı beyaza boyamak istedik. Daha ferah, büyük ve aydınlık görünmesi için. Çünkü yerleri doğal taş yine kullandık. Gri doğal taş kullandık. Yine iyi bir markanın. Tavanı da beyaza boyadığımızda tabii ki ustaları çağırdık da hani kendimiz boyamadık, onlar boyadılar. Farklı bir vernik olduğunu söylediler. Bunu işte çıkarmak için de işte özel makineler falan kullandılar. Neyse işte özel işlemler yaptılar. Daha sonra tekrar boyadılar. Fakat üzerinden 6 ay geçmedi ve tekrar yine bu kabarmalar oluştu maalesef. Ve biz bunu bir sene sonra tekrar farklı bir ustanın tavsiyeleriyle farklı bir şekilde elden geçirdik. Ama maalesef başarılı olamadık. Yani bu sene yine yani böyle birazcık şey postmodern bir görüntü katmış. Evet evet diyebiliriz. Yani sonuçta o beyazın aydınlık hissi belki hani bu terasları şu an bu evet. atmosferi ona borçluyuz. Gerçi evet, şeyden kesinlikle. De bahsetmeden geçmek istemiyorum. Burası Maltepe sahile çok yakın bir alan. Evet, çok yakın. Adalar görünüyor, deniz evet. olduğu gibi görünüyor. Evet, dolayısıyla evet. lokasyon olarak da çok keyifli, çok aydınlık, çok, önü de çok. Ferah. Evet, çok şanslıyız bu konuda hakikaten. Özellikle eğer bir çocuğunuz varsa bu bölgede yaşamak hakikaten çok büyük keyif. Hemen 5 dakikada sahile çok güzel bir parka inebiliyorsunuz. Veya yine 5 dakikada spor kompleksleri var sahilde ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında ulaşım yerleri de çok rahat. Biz açıkçası bulunduğumuz bölgeden çok mutluyuz. Güzel. Yavaş yavaş turumuzun sonuna geliyoruz. Evet maalesef. Biz ne yazık ki istemeden de olsa size veda edeceğiz. Tekrar ağzınıza sağlık diyoruz. Bizi evinizde ağırladığınız için de bir kez daha ben Evim Dergisi adına teşekkür ediyorum. Ne demek, benim için büyük bir keyifti İlka Hanım. Her zaman bekliyorum. Ne zaman isterseniz kapım sizlere her zaman açık. Çok mersi. Teşekkür ederim. Evim Dergisi ile ne yazık ki bir ev turunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanışı yapmadan önce kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek, hoşçakalın, mutlu kalın.